Efendim, Avrupa donuyor. Türkiye ne sıcak, hatta kış oyunları Erzurum'da biliyorsunuz bazı dallarda yapılamıyor. Kar yok diye. Suni kar da tutmadı. Ve doğrusunu isterseniz ihbar gibi olacak ama stüdyomuzda çok sıcak. Gündem de sıcak. Ali Bayramoğlu, hoş geldin. Hoş Ali Bayramoğlu, efendim benim sık sık Yeni Şafak Gazetesi başyazarı diye programda kulaklarını çınlattığım ve fakat aslında başyazar olmayan meslektaşım, eski tanışım, arkadaşım. Ama ilk kez nasip oldu beraber. Öyle oluyor galiba, evet. Ali. Bugün köşesinde yine demokratik özerklik meselesini yazmış Ali. Bunu zaten konuşmak istiyordum. Çünkü Diyarbakır'daki toplantıda bir gazeteci, gözlemci olarak vardın değil mi? Orada içeriden bakmak fırsatını buldun. Onları konuşacağız, paylaşacağız. Kendi gazetesinin başlığını ve siyaset sahnesinde bu olayı kimin nasıl algıladığını konuşacağız. Bir de birkaç bildiri de birden son zamanlarda adı geçti Ali Bayramoğlu'nun. En son Genelkurmay hakkında suç duyurusunda bulunan da bir metnin altında imzası var. Bunları da konuşacağız ama önce birkaç başlık her zamanki gibi gazetelerden. Habertürk gazetesiyle başlamak istiyorum. Habertürk'ün sür manşetindeki haber, barbar Rum saldırdı diye. Şimdi bu barbar sözcüğü doğrusunu isterseniz ilk bakışta beni çok irite etti. Çünkü barbar Türk denmesinden rahatsız olan bir ülkenin, bir medyanın, bir mahallenin sakini olarak bizim de hani misilleme yapar gibi barbar dememiz beni doğrusu biraz rahatsız etti ama doğrusu hakikaten Kıbrıs Rum kesimindeki, bizim ifademizle Kıbrıs Rum kesimindeki maçta Pınar Karşıyaka'lı basketbolcuların neredeyse linç ediliyor olması, bazılarının yaralanması hiç hoş görülecek, bağışlanacak bir durum değil. Bakalım Avrupa Birliği çeşitli düzeylerde ne tepki verecek buna. Sabah gazetesiyle kısacık devam etmek istiyorum. Pınar Karşıyaka'lı basketbolcular hırpalandılar, linç ediliyorlardı. Ama Sarı Melekler, yani Fenerbahçeli kızlarımız Dünya Kulüpler Arası Voleybol Şampiyonası'nda ipi göğüsledi, şampiyon oldu. Fenerbahçeli Ali Bayramoğlu'na dün geceki Buca yenilgisini hiç hatırlatmadan ama bir Galatasaraylı olarak bayıldığımı da söylemeliyim açıkçası. Hani biz de böyle birbirimizin şeyinden hani kötü durumda olmasından, ilgisinden hiç değilse teselli buluyoruz, öyle demek lazım ama Sarı Melekleri tebrik ediyoruz. Ama Sabah gazetesine bir daha dönelim arkadaşlar, çünkü esas manşeti ilginç. Vatan gazetesinde de var aynı manşet. Selde İstanbul'da biliyorsunuz korkunç bir felakete sürüklemişti geçen yıl. 8 işçi kadının boğulduğu olayda bilirkişi raporu tüm suçu doğaya, tabiata yüklemiş. Şirket yöneticileri suçsuz, onlar ne yapsın denmiş. Şimdi şirket yöneticilerini bilmiyorum ama İstanbul'u yönetenlerin suçlu olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. Kaç kuşak belediye başkanlığında hani hiç mi kimse hesap vermez bilmiyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetiyle devam edelim. Ama karar değil, tartışma değil, hemen onun altındaki başlığa dikkatinizi çekmek istiyorum. Fatura Türk medyasına diye AKP, çünkü Wikileaks belgeleri nedeniyle gazetelere, köşelere dava açmayı hazırlanıyormuş. Zaten hani her şeyden medya suçlu olduğu için en azından medyanın fatura ödemesi gerekir. Belediye yöneticilerinin, siyasetçilerin ödemesine gerek yok. Milliyet gazetesiyle devam etmek istiyorum. Milliyet gazetesinde haber toplantısında da uzun uzadıya konuşuldu. Güneydoğu'ya iki yeni il müjdesi, 82 Cizre, 83 Yüksekova olacakmış. Fakat çok çarpıcı. Bu konuyu Ali konuşalım. Çünkü sanki biraz güvenlik kaygılı bir adımmış gibi görünüyor bu karar. Yeni Şafak son gazetemiz ve manşet. BDP tahammül sınırını zorluyor diyor. Konuğumun gazetesi bugünkü.
manşetinde. Önce şimdi gazete yönetiminde baş yazar olarak da değilsin. Onu da netleştirdik ama en azından şunu sormam lazım. Bu sınırı zorlamak ne anlama geliyor? Tabii şimdi burada gazete adına konuşmak benim için hiç doğru olmaz. Çünkü o manşeti ben atmadım. Biliyorum ama yani en azından. Arkadaşlar da bilmiyorum ama yani gazeteyi madem sordun, gazetenin üzerinden genel olarak şu söylenebilir. Demokratik özellik tartışmasını açarak bunun zamanlamasıyla, bunun içerisinde altını çizdiği bazı unsurlarla, örneğin ayrı bir bayrak olsun, ayrı milli semboller olsun, özellikle devlet tesisi arasında kafaları karıştıran bir fiili çıkışla BDP'nin politikasına yönelik bir tepki manşeti olduğunu bunu da anlıyoruz. Bir pozisyon, siyasi pozisyon olarak Yeni Şafak gazetesi zaten daha iktidara yakın duran, Kürt politikası konusunda Kürt meselesine soğuk durmayan ama mevcut Kürt hareketinin yani BDP'nin ve benzeri grupların politikalarına mesafeli duran, eleştirel duran bir gazete. Dolayısıyla şu son tartışmada iki yön ortaya çıktı. Biri özerkliğin kendisi, biri de bunu Kürt politikacılarının nasıl kullandığı, burada Kürt politikacılarının nasıl kullandığı anlaşılan tercih edilmiş ve tepki gösterilmiş. Evet. Şimdi gazetede Yasin Doğan takma adıyla yazan Yalçın Akdoğan başbakanın danışmanlarından, evet, ve özellikle Kürt konusundaki ilk adım atıldığında Ankara'da BDP'lilerle görüşürken Erdoğan yanındaki iki isimden biriydi. Biri, evet, Beşir Atalay, koordinatör bakan, diğeri Yalçın Akdoğan'dı. Takma adıyla Yasin Doğan. O diyor ki BDP çıtayı çok olmayacak bir düzeyde sürekli yükseltiyor. Şimdi açılım başlarken çıtanın yükselmemesi gibi bir seçenek düşünülüyor muydu acaba? Yani buraya geleceği belli değil miydi işin? Vallahi orada bir Yalçın'a sormak lazım. Yalçın üzerinden bana sorunca cevap vermem kolay ama değil. Ama senin de benim fikrimi şöyle söyleyeyim istiyorsan. Yani tabii demokratik açılım bir süreç olarak tanımlandı iktidar tarafından. Bu süreci çok iyi yönetemedi siyasi iktidar. Çünkü burada Kürtlerin çok fazla olmadığı, Kürtlerin çok fazla muhatap alınmadığı bir genel demokratikleşme hali olarak bu süreç tanımlandı. Tabii öyle olmayacağını yol üstünde aslında siyasi iktidarda gördü. Çünkü Kürtler bir şekilde kendi siyasi partileriyle, sivil örgütleriyle ya da illegal örgütleriyle demokratik sürecin kendilerine yönelik bir tasfiye girişimi olarak tanımlandığını dile getirdiler. Ve artısından gitgide artan bir şekilde Kürt politikasının şekillenmesine ağırlıklarını koydular. Yani bu açıdan baktığımız zaman elbette bu riskler hükümet açısından belliydi ama daha çok zannederim siyasi iktidarın Güneydoğu sorununa yaklaşımı daha tatonman yoluyla gidiyor Ayşe. Yani çok fazla, çok uzun vadeli planlar, çok uzun vadeli çözüm hamleleri yerine karşı karşıya kalınan durumlar, bu karşı karşıya kalınan durumlarda alınan tepki, daha doğrusu atılan adımlar, verilen tepkiler, bunların genel olarak zaman zaman demokratik nitelikli, zaman zaman çok güvenlikçi ve antidemokratik nitelikli olmasını da aslında böyle açıklamak lazım. Alınan bir yol. Dolayısıyla görülüyor muydu, görülmüyor muydu? Böyle bir sorunun ben çok sorulduğunu dahi öyle mi? Sanmam. Yani oradaki karar sürecinin nasıl işlediğini çok fazla bilmiyorum ama bir başbakan iradesi var. Milli Güvenlik Kurulu içerisindeki ilişkilerden hareketle muhtemelen bir paketi açıkladılar. Benim gördüğüm kadar mesele orada Kürt politikasında, Kürt sorununda inisiyatifi kimin eline alacağı, ipi kimin elinde tutacağıydı. Hükümet o hamleyi yaptıktan sonra ipleri tamamen elinden kaçırdı. Dolayısıyla bugünle belki onu çok karşılaştırmamak lazım. Çünkü bugün ben Yalçın'ın söylediklerine katılıyorum. Sadece ben katılıyor değilim. Pek çok liberal, demokrat, yazar da katılıyor. Hakikaten BDP demokratik özellik tartışmasında çıtayı o kadar yukarı koyuyor ki bu sadece karşılanamaz anlamına gelmiyor çıtanın yüksekliği. Kutuplaşma üstüne özellikle bir çatışma aracı olarak, yani
biraz daha alan genişletme, biraz daha Kürt politikasını hakim kılma. Kürt meselesinde aslında BDP'nin, PKK'nın hakim ve denetleyici olduğunu ilan etme istikametinde kullanılan bir politik manivele olunca, nitekim reaksiyonlar sadece Yeni Şafak'ta yok. Bugün ben manşetlere baktım, yazılara baktım, köşelere baktım, birçok yerde çok eleştirel. Çok. Yani BDP'nin bu politik çıkışı son derece Hasan eleştirel karşılığında. Hasan Cemal mesela tabii çok çarpıcı bir örnektir. Çünkü evet, bu konuda hani açılımın işaret fişeğini tabir doğruysa atan isimdir Hasan Cemal, evet, Karayılan söyleşisiyle. Onu da vereceğim birazdan ama şunu sormak istiyorum. Şimdi bunun böyle olacağını, yani eğer elinizde gerçekten hazırlanmış bir proje, bir yol haritası yoksa, az önce söylediğin gibi gün gün görerek yeniden politika oluşturarak, yani gündelik giderse nasıl buraya giderse varacağını biz kestirebiliriz ama siyasi aktörün ama kendisi kestirir mi? Bunlar söylendi, söylenmedi değil. Eleştiri olarak gündeme getirildiğinde siz analar ağlasın mı istiyorsunuz diye bir karşı tepki geldi iktidardan. Şimdi de hani işte birileri söylemişti demek için söylemiyorum bunu. Şimdi ve o zaman dendi ki yani anaları ağlamasın, konuşalım biz bunu. Tamam, konuşalım. Dibine kadar konuşalım. Fakat bugün de sanki tam tersine ya çok bu meseleyi konuşup da kurcalayıp da kaşımayalım. Biraz ben öyle anlamıyorum. Ben öyle, öyle anlamıyorum. Neden öyle anlamıyorum? Söyledikleri bir bakıma doğru. Ama diğer taraftan yani terazinin iki kefesi var. Bir kefede doğru siyasi iktidarın bu konuda inişli çıkışlı, senin söylediğin gibi daha popülist dil kullandığını biliyoruz. Ama diğer taraftan yine bu iktidar döneminde Kürt meselesi konusunda bayağı alan genişlediğini de biliyoruz. Yani TVŞŞ'in varlığından tut, bazı temel hak ve özgürlükler alanında genişlemelerle ilgili politikalara kadar. Dolayısıyla iki kefeli bir terazi bu. Bugün itibariyle baktığımız zaman çok doğru gelmiyor. Çünkü hakikaten bugün oyunun kurallarını belirleyen hamleyi Kürt Politik Hareketi yapıyor. Kürt Politik Hareketi de aslında tartışmamızın daha doğru olduğunu düşünüyorum. İktidarın bunun karşısındaki tutumu acizane bir tutum mu? Hayır. Ama iktidarın bunun karşısındaki tutumu zora düşmüş bir tutum. Bu tür sorunlarda da, yani etnik politik sorunlarda da çok öngörüler, çok atılacak adımlarla alınacak yollar kolay karşıya çıkmıyor. Çünkü tek taraflı bir oyun değil bu Ayşe. Karşında bir Kürt hareketi var. Öcalan elbette var İmralı'da. Elbette. Öcalan'ın her konuşması Güneydoğu'da ve siyasi partide, yani BDP'de akislere yol açıyor. Siyasi hamlelere, stratejilere dönüşüyor. İktidarın her attığı adıma karşı karşı taraftan bir adım geliyor. Dolayısıyla burada irtibat olmadığı sürece, yani politik olarak AK Parti'nin en büyük sorunu Kürtleri muhatap görmeyip sadece süje olarak, onların haklarının verilmesi gereken bir kesim olarak gördüğü ama muhatap almadığı sürece AK Parti tıkanıklıklarla karşılaşıyor. Diğer tarafa baktığımız zaman diğer tarafın da işine bu gelmiyor diyemeyiz. Yani BDP'nin bugün yaptığını nasıl tanımlayalım? BDP ne yaptı en son? Bir kurultay toplandı Diyarbakır'da. Belki konuşuruz. Ben de o kurultaydaydım. Çalıştay'daydım. Çalıştay'da bir taslak sundular. Bu taslak dile getirdikleri özellikle ilgili bir taslak. Şimdi özellikle ben ciddiye alıyorum öneriyi. Çünkü ilk kez somut bir öneri söz konusu. Bugüne kadar Kürtler ne istiyor, bu sorun nasıl çözülür yanıtını veremezken diyorlar ki bu kez Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde kalalım. Bütünlüğü bozmadan kendi kendimizi bir ölçüde yönetelim. Bununla ilgili bir taslak tartışmaya açıldı. Gazeteci olarak çağrılmadılar anladığım kadar. Daha fikir alınsın diye çağrıldı bazı insanlar. Gazeteciler de işlerinde vardı. Fakat bu tartışıldıktan bir süre sonra görüyoruz ki BDP bunu kullanmaya başlıyor. Bunu sanki o bir taslak değilmiş, o nihai bir metinmiş tarzı, özellikle eş başkan Demirtaş'ın açıklamalarıyla en kuvvetli yönlerin altı çizilerek, işte bayraklar, semboller gibi daha devletimsi görüntünün altı çizilerek bunu başka bir siyasi araç haline çeviriyor.
Burada DTP şunu, BTP şunu biliyor tabii. Özerklik merkezi iktidarla ilişki kurmadan tesis edilebilir mi? Edilemez. Buna rağmen siz, ben özerklik alanını kendi başıma fiili olarak genişleteceğim ve bunu uygulayacağım dediğiniz andan itibaren, bunu da seçimlere 5 ay kala yaptığınız zaman, tabii bu bir çatışma modeli olarak, bir çatışma aracı olarak kullanılıyor demektir. Nitekim Hasan Cemal'den bana, benden sana, Yeni Şafak'tan Vatan Gazetesi'ne kadar değişik nedenlerle buna bir reaksiyon oluşuyor ve asıl önemli tartışma özerklik tartışması. Özerkliğin bir çözüm olarak masaya getirilmesi maalesef geri planda kalıyor. Özerkliğin yeni çatışma, özerkliğin yeni gerilim manivelası olması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada sorumluluk kimin? Herkesin. Bir kere siyasi iktidarın başından beri Kürt politikasında ipleri kaybettiği kanaatini taşıyorum. Demokratik açılımın ilk haftasından itibaren. Üstelik de. O kanaatteyim çünkü siz hakikaten birileriyle konuşmadan, uzlaşmadan, tartışmadan vererek yol alamazsınız. Sadece vermek çok ataerkil bir iştir. Sadece verdiğiniz zaman karşı tarafın kimliğini de aslında biraz hak vererek, birazcık mama vererek, birazcık başka şey vererek dikkate almazsınız. Halbuki onun talebi sadece o sizin verdikleriniz değildir. Onun talebi görülmektir, tanınmaktır, bir statüdür. Şimdi AK Parti'nin ana politikası böyle olduğu için başından itibaren birazcık karşı tarafı tahrik etti. Ama karşı taraf deyince karşı tarafta burada her türlü demokratik girdiği, her yeni demokratik hak ve özgürlükle ilgili alan genişlemesini, taleplerini biraz daha yükseltmek için kullanıyor. Dolayısıyla doğal böyle değil ama. Yani şimdi o ne kadar doğalsa mesela, o zaman iktidarın gidiyor o kadar doğal deriz. Yani sorun burada hayır, çok hayır, doğal değil. Hayır, doğal derken haklı anlamında söylemiyorum. Yani bunun böyle olması görülebilir, anlaşılabilir bir durum değil mi diye. Şimdi mesela evet, türban konusunda yasaları aşıp fiili bir durum yaratırsanız, diyelim ki yasaları, yasakları değiştirmek ve daha demokratik olduğunu düşündüğünüz bir biçime çevirmek yerine onları bypass ederseniz, kendi ülkenizin yasalarını, yasaklarını fiili bir durum yaratırsanız, şimdi karşı tarafta aynı şey olmayabilir ama netice itibariyle bir fiili durum yaratıldı. Hani mesela demokratik... ne oldu başörtüsüyle bunu karşılaştırmanı gerektirecek ne oldu? Bir örnek şu verir misin? Şu oldu işte bana? Lis üniversiteleri artık türbanla girilebiliyor. Diyarbakır'da bölgede çift dilli yaşayan... Üniversitelerle ilgili bir türban yasağı yoktu geçti. Ki. Üniversitelerle ilgili bir türban yasağı yazdı. Şimdi bak öyle bir böyle bir tartışmaya girerse, karşılaştırmalı bir analiz yaparsa, karşılaştırmalı analizler iyi niyetli analizler olmaz. Yani şunu demeye getiririz. Biz ne yapalım? Ne yapalım? İktidara çakalım, çakalım. Ya iktidara niyetin çakmaksa çakalım ama burada Kürt sorununu, Kürt sorunundaki özellik tartışmasını AK Parti'yi eleştirerek, sadece AK Parti'yi eleştirerek anlayamayız ve analiz edemeyiz. Diyorum ki AK Parti'nin hataları, AK Parti'nin Kürt politikası konusundaki eksiklikleri gün gibi ortada. Ama bugün tartıştığımız konu özellikle özerklik paketinde, özerklik tartışmasında Kürt politikacılarının bunu hangi noktaya getirdiği. Yani bunu ne tesettürle karşılaştırabilirsin, fiili durum yaratma dediğimiz şey burada başka bir şey. Yani Kürtçe dilini merkezi iktidarla hiçbir ilişki kurmadan Güneydoğu'da resmi dil gibi kullanmaya başladığı zaman, yani bunu tabii doğal olması gereken bir şey olarak şimdi, tanımlayamayız. Hayır, olması gereken değil. Bak, şunu kastediyorum. Bu öngörülebilir bir durumdu. Çünkü demokratik özellik meselesi. Peki o zaman ben sana, ortaya sorayım. Diyelim ki editörü benim programın. Öngörülür olsaydı hükümet ne yapmalıydı? Sen cevap ver bana. En azından bu konuya hazırlıklı olarak ne çıkıp mesela? Kamuoyuyla paylaşabilirdi. Neyi? Ay şimdi ben istiyorsan devam edebilirim. Tabii, ama yani ben sensin. Ama yani şöyle yapalım yani. Sorularında bir mantık var. Sorularındaki mantık anlama mantığından çok tanımlama mantığı. Ben de o tanımlara çok katılmadığım için sana karşı soru soruyorum. Şöyle söyleyeyim istersen. Yani Kürt politikasının ana sorunu nedir? Öyle tartışalım. Bir, Türkiye'deki siyasi iktidarın eksik demokratik yaklaşımı. Senin söylediğin. İki, Kürt sorununun içine bakmamız lazım. Tabii. Kürtler çoğulcu bir yapımı. Sosyal olarak evet.
birbirinden farklı, birbirinden farklı düşünen Kürtler var. Peki politik olarak çoğulculuk var mı? Hayır. Tamamen monolitik, tamamen tek partinin ve tek örgütün tahakkümünde bir siyasi alan söz konusu. Bugün Kürt politikası sadece bizim, hükümetin, senin, benim şu olsunuyla tanımlanmıyor. Aynı zamanda Kürt politikasının, yani PKK'nın, yani örgütün ve siyasi partinin ben o alanı nasıl tahkim ederim politikaları üstünden tartışılıyor. Ve bugün tartıştığımız ana mesele, yani Diyarbakır'dan sonra tartışmıştığımız ana mesele bu tahkim politikalarının yarattığı krizdir. Buna verilen tepkiler manasız. Mehmet Ali Şahin'in söylediği çok tehlikeli. Meclis Başkanı. Yeni Şafak gazetesinin manşetine ben katılmıyorum yazarı olduğum halde. Hükümetin bu konuda fazla sessiz, fazla geride kaldığını, iplerini kaptardığını düşünüyorum. Yani, ama konuşmayalım yani, havası mı var? Hayır, sadece orada değil, CHP'de de var. Yani CHP'den de bir... Konuşmayalım havası olarak görmüyorum onu. Şöyle söyleyeyim, biraz bloke olma var. İşte zor bir durum bloke olduğu için belki de. Yani, çok zor bir durum ama. Yani MHP'den başka şu anda siyaset MHP'nin durumu kolay, küfretmek kolay iş. Yani MHP zaten başından beri BDP'nin varlığına, onların siyasi temsiline bile karşı. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat kökenli bir parti. Kürt sorununda hem yeni eğilimi Kılıçdaroğlu'yla farklı davranmak istiyor, hem son derece zor bir yeni bir beton duvarla karşı karşıya. Yani Demirtaş'ın atmış olduğu adımlar arka arkaya CHP'yi de AK Parti'yi de, yani bu konuda daha meşruiyetçi, daha sistem içinden ilerlemek isteyen siyasi partileri sınırlıyor. Onun için çok rahat çelişkiler görüyoruz. Yani bir taraftan işte Mehmet Ali Şahin meclis başkanı siyaseti yasaklar tarzda katlanırsınız gibi ağır bir konuşma yapıyor. Nitekim başladı soruşturma. Evet, soruşturma başladı. Bir iki gün sonra emin olun çok daha yumuşak bir açıklama da başbakandan ya da başka birinden gelebilir. Yani inişlerin çıkışların olduğu, dolayısıyla bu durum karşısında tedbirlerin çok kolay alınamadığı bir yapı var. Bu sadece parti politikalarıyla ilgili değil. Bu Türkiye'nin Kürt sorununda yaşadığı çok süratli devinimle ilgili. Çok hızlı gerçekten. Çok süratli bir devinim bu. Yani Kürt sorunu nereden nereye geldi Ayşenur? Yani şöyle bir düşün, daha biz Kürt diyemezken 10 yılda Kürt dedik, Kürtçe televizyonlar açtık. Kürt sorununu her türlü tartışıyoruz. Ama her geçen gün biraz daha yükselen şimdi bir süreç sen var. Sen beni gene taraflı bulacaksın ama ben şuna da katılmıyorum. Son 10 yılda hani Kürt diyemezken vesaire bu ülkede Kürt sorunu dediği için bir parti kapatıldı ilk kez. Tabii yani ben AK Parti ile ilgili söylemiyorum. 10 demeyelim, 20 diyelim. Peki. Hayır, daha da fazla. Yani bu ülkede bunun bedellerini ödediler insanlar. Yani İsmail Beşikçi Kürt olmadığı halde bu yüzden Türkiye'nin en çok hapiste yatan insanı oldu. Evet. Ama önemli olan burada ben iktidar da, yani daha doğrusu siyasi parti düzeyinde de bakmıyorum. Ama devletin siyasetçisiyle, işte güvenlikçisiyle vesaireyle bu kadar hazırlıksız görünmesi bana çok fena geliyor. Yani eyvah, bak ne dediler ki, demokratik özellik meselesi bir yıldır konuşuluyor. İmralı'dan gelen her mesajda bu var. Bu hazırlıksız olma hali beni çok rahatsız ediyor ve üstelik de hani açılım mimarı ve işte her şeye kadir görünen bir iktidar döneminde. Dediğim gibi taraflı bulabilirsin. Hayır, sadece iktidarda ay taraflısın, tarafsızsın, o başka. Iktidar, hepimiz taraflıyız da sadece şimdi hani. Ama affedersin, tabii tartışalım. Tamam, konumuz Kürtlerin şuysa, iktidarın Kürt politikasını konuşalım. Ama Kürt politikasını konuşurken sadece iktidarı konuşmayalım. Oturalım BDP'yi de konuşalım, MHP'yi de ama konuşalım, hepsini çok konuşalım. Net. Hayır, BDP'yi konuşalım. Orası çok net. Orası hani bugün bence de iktidarı yine çok ama net. Bir Ruhat Mengi'yi bir kısacık bir alıntı yaptım. Onu paylaşalım. Çünkü bu Kürdistan'ın ilanıdır diyor. Öyle midir, değil midir? Bir Kürt politikasını evet konuşalım daha sonra doğrudan ve sadece. Ama önce bir Ruhat Mengi izleyelim lütfen. Güya biz bölünme istemiyoruz, üniter devlet içinde çözüm istiyoruz demişlerdi. Güya 30 yıldır bunca katliamın kültürel haklar, eşit vatandaşlık, daha çok demokrasi için yapıldığına millet inandırılmak istenmişti.
Ama terör hızla yükselirken diyalog için önce BDP ile kol kola görünen, örgütün silah bırakması şart koşulmadan açılım diyerek başlatılan görüşme ve pazarlıklar, bazı sivil toplum kuruluşu ve gazetecilerin sanki mesele dilden ibaretmiş gibi bilinçsiz yaklaşımlarıyla verdiği destek, şimdi Türkiye'yi bölünmeyi tartışma noktasına getirdi. Şimdi Diyarbakır'da Türkiye sınırları içinde Demokratik Özel Kürdistan'ın, yani ayrı bir Kürt devletinin ilanı yapılıyor. Demokratik özellik Kürt halkının demokratik Türkiye içinde yaşama iradesidir. Demokratik Özel Kürdistan'ın kendini temsil eden özgün bayrak ve sembolleri vardır. Ortak vatan Türkiye ve Kürdistan'dır. Yanlış başlatıldığını söyleyip karşı çıkan muhalefet partileri ve terör sürsün, analar ağlasın istiyorlar diye suçladıkları medyanın büyükçe bir kesimi de sorumluluğa ortak edilemeyeceğine göre tüm sorumluluk iktidar partisinindir. Bu durumda analar ağlamasın diye nasıl bir çözüm düşündüklerini ve ülkeyi öyle bir savaş çıkarırız ki tehdidinden nasıl koruyacaklarını açıklamak onlara düşüyor. Ruhat Mengi, Vatan. Şimdi Kürdistan ilanı diyor. Bu mudur? Hayır. Ben böyle görmedim açıkçası. Kürdistan ilanı diye bir söz ne o toplantıda edildi, ne daha sonraki açıklamalarda ona giden söylendi. Bir yol mudur? Ama böyle algılandı. Böyle algılanması için nedenler var mı? Hem var hem yok. Hı. Önce istersen, müsaade edersen şunu anlatayım. Diyarbakır'a tabii gittiğimde oraya ben bir gazeteci olarak değil, anlaşılan bir kanaat önderi olarak diyelim, fikirlerimi belirteyim diye çağrıldım. Biraz da tabii bizleri çağıran BDP biraz da bizleri kullanıyor tabii, ama biz kanaat önderliği yaptığımız, yani aktardığımız için biraz da buna biz de kapıları açıyoruz. Gittik ve oradaki tartışmalar kapalı bir toplantıda bir taslak sunuldu. Kötü bir taslak. Taslak Öcalan'ın hapishanede avukatlarıyla yapmış olduğu görüşmelerden üretilmiş cümlelerin, fikirlerin yapıştırılması tekniğiyle hazırlanmış bir taslak. Bu taslak bir tarafıyla ben Türkiye ile beraber yaşamak istiyorum, Kürdistan istemiyorum diyen, ama diğer tarafına baktığınız zaman bunun da sınırlarını içindeki bazı önerilerle çok ciddi bir şekilde aşan bir yeni Kürt toplumu inşası, yeni bir ekonomik politika iddiası, yeni bir siyasi merkez inşası gibi iddialar taşıyan bir metin. Bu metin orada açıkçası çok sert eleştirildi. İki tür tarafından? Söyleyeyim. İki grup tarafından. Biri Kürtlerin kendileri. Yani PKK'ya çok yakın olmayan çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri. Bunu yanlış bulduklarını, bunun çok tahakkümcü bir model olduğunu, işte öz savunma dediğiniz anda, diplomasi dediğiniz anda bunun özerkliğin sınırlarını aştığını, bunun kabul edilemez olduğunu söylediler ve şunun da altı özellikle çizildi. Eğer özerklikten bahsediliyorsa bu bir kere Türk toplumuyla uzlaşma içinde, ikincisi devletle işbirliği içerisinde yapılabilecek bir şey olduğu söylendi. İki, bir grup daha liberal insan vardı, İstanbul'dan, Ankara'dan gelen bir grup daha soldan. Yani 68'de hala öyle bakan insan grubu vardı. Onlar daha sevdiler bu işi. Yani sevdiler derken ben hatta orada da söyledim, yarım kalmış yemeğe burada devam etmek gibi bir yarı şaka durum çıktı. Ama daha liberal olanlar, mesela Binnaz Toprak, mesela Ahmet İnsel, mesela Doğu Ergil, mesela ben, mesela şimdi aklıma gelmiyor ama birçok arkadaş, biz de bunun birden çok açıdan çok sorunlu bir metin olduğunu söyledik. Şimdi arkadaşlar kapalı toplantıydı, onlar söylemek isterler mi, onlar adına şunu dediler demek istemiyorum ama bir konuşmacı şunu söyledi mesela çok sert ve açık bir şekilde: özerklik önce İmralı karşısında Kürtlerin özerk olmasından sonra tartışılır. Kürt müydü bunu söyleyen? Türk, hayır. Bizim bizim arkadaşlarımız. Ha, sizin arkadaşlarınız, pardon. Yani gayet net olarak ben de şunu söyledim açıkçası, yani bir böyle bir metin önemli. Öneri önemli. Çünkü bir çözüm bulmak zorundayız. 5-10 yıllık bir problem değil. Sen söyledin, 100 yıllık, 150 yıllık bir problem. Cumhuriyetin yarısından fazlasını kaplamış bir problem. Bir öneriyle geliyorsunuz. Bu öneri tartışılsın. Alabildiğine tartışılsın. Her yönüyle tartışılsın. İsteyen devlet de istesin, bayrak da desin. Ama bunu istismar
edip bunu bir çatışma aracı haline çevirmeden. Ama metnin kendisine baktığınız zaman benim gördüğüm şuydu. Yani bir tür yeniden orada siyasi merkez üretmek. Toplumu olduğu gibi yeniden tanımlamak. Mesela genç bir arkadaş çıkıp dedi ki, biz dedi temsili demokrasi ve ulus devletin getirmiş olduğu bütün demokratik araçların artık hiçbir şeye yetmediğini düşünüyoruz. Yeni baştan sıfırdan bir demokratik katılım mekanizması üreteceğiz. Buna benim gösterdiğim tepki bu Stalinizm'dir. Yani burada referanssız bir şey ürettiğiniz zaman köy başlayacak, şehri seçecek, şehir bir üstünü seçecek. Bu aşağıdan yukarıya giden korporatist bir modeldir. Örgütün toplum haline çevrilmesi ya da toplumun örgüt haline çevrilmesi sürecidir diye gayet net ve sert eleştirilerde bulunduk. Dolayısıyla ben ve arkadaşlarım orada bunu bir tartışma metni olarak algıladık. Bir tartışma metni olarak dolayısıyla burada gösterilen, gazetelerde gösterilen tepkiler bana çok fazla geldi. Evet, bayrak der, sembol der. Bu metin nihai bir metin değil. Benle tartışması, bunu kamuoyuna açıklamaya bir tür çalışması olumsuz bir şey değildir. Ama meselenin diğer tarafına baktığımız zaman, diğer tarafında daha sonra olanlar, işte bu metnin bizzat BDP tarafından basına kapalı deyip, vermeyin aman deyip kendisi tarafından sızdırılması, biraz bizlerin isimlerinin de devreye sokularak bunun bir yeni bir tartışmanın artık aşağı indirilemez çıtası olduğunu söylenmesi, bunlar tabii gelen işler. Hasan Cemal bugün yazmış, zamanlaması yanlış, tartışma biçimi yanlış. Meseleler. Dolayısıyla burada baktığımız zaman şunun altını da özellikle çizmemiz lazım. Kürtler içerisinde de bir mesele var. O mesele de şu andaki mevcut örgütün, İmralı'nın ve partinin, üçlünün Kürt alanını dedikleri Güneydoğu'yu yeniden bir toplum kurarcasına, bir ulus kurarcasına örgütlemeye çalışmaları ve bunu tahakkümcü bir modelle, yani bir Kürt kemalizmiyle yapmayı arzu etmelerinin sonucu olarak karşımıza çıkıyor ve bugün ana tartışma da buradan çıkıyor. Dikkat edin, şu Demirtaş'ın ve BDP'nin yaptığı açıklamalara en sert tepkiyi kimler veriyor? Genelkurmay veriyor. Genelkurmay gibi düşünen bazı yazar arkadaşlar veriyor. Dolayısıyla çatışmacı ve çatışmayı seven tarafların ön plana çıktığını görüyoruz. Yani bu kadar değil şey, ama yani ben böyle görüyorum. Yani tamam, biraz önce onlar... okuduğunuz yazar arkadaşın tepkisini anlamakta çok zorlanıyorum. Yani Genelkurmay bildirisinden ne farkı var? Hem Genelkurmay tamam, bildirisi gibi düşünüyorsunuz hem de yetmiyor, dönüyorsunuz hükümete eleştiriyorsunuz. Ay, yani bana çok samimi gelmiyor. Ama Allah aşkına Ahmet Taş getiren bugün gazetesinde... Ahmet Taş getiren de son derece bu konuda sağcı ve geride duran bir arkadaşımız. Tamam, işte yani, sizi... Yani beni ille Sabah Ahmet Taş getireni ya da diğer hanım arkadaşın yanına pozisyone etmeye çalışma. Çünkü ben iki tarafta da değilim. Ben çalışmıyorum ama sen biraz öyle yapıyorsun. Nasıl öyle yapıyorum yapıyorsun. Allah aşkına? Yani sürekli taraf algısı şunu, üstünden anlayamayız İyi de bu ama işleri. Genelkurmay ve onun gibi düşünen yazarlar dersen ben de demeye çalışırım ki. Çünkü medya mahallesine yani her gün... Sen niye savunuyorsun ki Genelkurmay gibi düşünen yazarları? Sen onlardan genel değilsin. Genelkurmay gibi düşünen yazarları savunduğumu söylemiyorum. Bunu nasıl çıkarsın? Diyorum ki... Genel kurmayla neredeyse aynı cümleleri kuran, hiç de onunla aynı safta olmayan yazarlar var diyorum. İşte Sabah Gazetesi'nden başlayıp Yeni tamam, Şafak'a ben o arkadaşların zamana gidebilir diyorum. Biraz önce söylediğin İslami cenahtan olan yazar arkadaşla başka söylediğin gazetedeki insanların da genel kurmayla aynı çatışma çizgisinde durduğu kanaatini taşıyorum. Bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Yani çatışma üzerinden toplumu algılamak, kutuplaşma üstünden toplumu algılamak hangi tarafta olduğunuzla ilgili bir şey değildir. Dolayısıyla bugün BDP'nin yükselttiği çıtanın etrafında çıkan bütün akis, bütün eko çatışma kültürünü ve çatışma eğilimlerini devreye sokuyor. Yani gazeteleri ben öyle okuyorum biraz. Ama neyse ben bunu uzatmak istemiyorum ama Hasan Cemal, tamam Ruhat Mengi'nin baktığı yer çok farklı. Hepimiz şüphe biliyoruz. Yok yani. Ama diyor ki işte Hasan Cemal, eğer rejimin adı demokrasi ise elbette her şey özgürce konuşulur, tartışılır. Ama bu genel ilkedir. Bazı durumlarda bunun amaları olabilir diyor. Ve bu olayın benim yazımı çatışma... okursam ben de aynı şeyi söylüyorum. Aynı şeyi söylüyorsun. Yazında da burada ama da. Yani Ruhat Mengi ve Ahmet Taş getiren çok farklı. Ama Hasan Cemal ama yani. Nüanslara takılıp yani onun için çok geniş kişiler üstünden gitmeyelim. Yani o doğru değil. Yani Hasan Cemal ile Ruhat Mengi'yi yan yana getirmek fikir olarak bile... Bana ağır geliyor.
öyle düşünüyorum. Bu da yani bu da çok böyle, bu da ben evet ben bazı konularda çok tarafım. Bazı konularda çok tarafım. İlkeler konusunda çok tarafım işte. Ama Hasan Cemal, sevgili Hasan Cemal bile diyor ki ilkelerin bile amaları vardır diyor. Demez onu demez. Okur musun o cümleyi bana? Evet. İlkelerin bile amaları vardır cümlesini. Hayır, ilkelerin bile, amaları vardır demez. Eğer rejimin adı demokrasi ise elbette her şey özgürce tartışılır, konuşulur. Tamam. Bu bir genel ilkedir. Tamam. Bazı durumlarda bunun amaları olabilir. Konu eğer nazikse tartışmanın nasıl bir zamanlamayla ne gibi bir çerçevede yapılacağı önem taşır. Tamam. Daha yolun başında çok hassas noktaların bu bir eleştiri. Yani bu tartışma sınırlansın demiyor. Biraz önce Mengi'nin dediği gibi. Tartışmasanız iyi olur diyor. İlkenin aması değil o. Politikanın aması. Çok büyük fark var arada. Demokraside her şeyin özgürce konuşulmasının aması. Evet ama aktöre yani konuşan insana söylüyor. Konuşan insana söylüyor. Yani kime söylüyor bir daha okuyalım. Yani peki, Hasan Cemal'i de kullanmayalım. Hayır, çünkü bizi yani seyrediyorsa o da. Çünkü diyor ki yani Kürtler. Yani ben Hasan çok sevmiyorum Cemal... böyle kişi tartışmayı, kişileri zikretmeyi de onun için. Peki neyi konu? Yani şimdi demin fikirleri konuşacağız ve gündem konuşacağız. Konuşuyoruz. Ben de diyorum ki bu konuda Hasan Cemal'in önemi inkar edilemez. Çünkü ama ben Hasan Cemal'i senin gibi okumuyorum. Hasan Cemal diyor ki Kürt politikacıları bu konuda haklı olsalar da, istediklerini söylemek isteseler de, her türlü şeyi söyleme imkanına sahip olsalar da, şu anda söylemeseler politik olarak daha doğru olur diyor. İlkeyi sınırlayalım demiyor. Tartışma ve konuşma ilkesini zapturapt altına alalım diyor mu Hasan Cemal? Bunu ona dedirtmeyelim. Öyle bir şey demiyor metinde. O başka sırası, bir şey. Şimdi sırası değil diyor. Şimdi sırası değil demek politik bir şeydir. İlkeyle ilgili bir şey değildir. Yani İlke şimdi özgürlükleri kendisi... askıya alalım, sırası değil. Şimdi konuşmayalım, sırası değil. İkincisi politik olarak konuşmasan iyi olur demektir. Özgürlükleri askıya alalım, sık yönetim mantığıdır. Arada çok büyük farklar var. Ben cümleler olduğu gibi okudum. Üstelik de, tamam, ben de Hasan ben Cemal'i, de öyle okudum. Hasan Cemal'i hani zemmetmek diyelim eski deyişle amacıyla da okumadım. Şöyle enteresan bir durum oldu galiba. Sen benim çok taraf olduğum kanaatiyle... Evet, öyle düşünüyorum. Çünkü soruların sürekli siyasi iktidar etrafında dönüyor ve beni tasnif ediyorsun, Mengi'yi tasnif ediyorsun, taş getireni tasnif ediyorsun, beni bir yere koyuyorsun. Peki. Da ben de hayata böyle bakanlardan değilim. Ben kendimi taraf görmüyorum. Politik olarak taraflı ben görmüyorum. Şöyle politik taraf olarak görmüyorum. İlkesel bir tanımım var benim. Yani senin şaşırdığın yazılar da yazabilirim. Biri solcuların zaman zaman çok beğendiği, zaman zaman çok kızdığı yazılar da yazabilirim. Ben kendi ilkelerimden hareketle bir şey söylüyorum. Onun için yani işte Yeni Şafak Gazetesi'nin manşeti hakkında benim ne düşündüğüm. Yani Yeni Şafak yazarı olarak ilk soru olarak bunu sorduğun zaman biraz huysuzlanıyorum yani açık söylemek gerekirse. Evet. Peki, yani birazcık bir daha şey bakabiliriz yani. Ali, nasıl bir kasıt arıyorsun bunda? Yani Yeni Şafak gazetesinde yazıyorsan. Kasıt aramıyorum. Ve Yeni Şafak soruda gazetesi, yönlendirme görüyorum. Ama yani çok affedersin dedim ki BDP tahammül sınırını zorluyor manşetini atmış. Ben de cevap atmış. Verdim. Sence hayır, onu dedim, demiyorum canım. Sence dedim bu ne anlama geliyor dedim. Canım o değil. Yani ben Yeni Şafak gazetesi yazarıyım. İlk Yeni Şafak gazetesiyle başlıyoruz. Daha sonra ben Bengi'yi eleştiriyorum. Bana Ahmet Taş getirenin yazısını gösteriyorsun falan. Bunları doğru bulmadığımı söylüyorum. Biz konumuza gidelim. Boş ver. Hayır ama yani kusura bakma her sorduğum soruya böyle bir tepki vereceksen istersen başka bir şeyden konuşalım. Mesaj edersen. Yok ben. Zira ben yani ya ben sadece yönlendirilmekten hoşlanmıyorum. Ne yönlendirmesi? Onun için de bu tür programlara çok sık katılmıyorum. Ne yönlendirmesi? Ben dakikalarca senin bu konudaki görüşlerini de dinledim seyircilerle birlikte. Elbette onun için çünkü buradasın. Diyarbakır izlenimlerini merak ediyordum. Onları dinledim. Ama iki tane soruma, üç tane soruma da böyle tepki vereceğini hakikaten beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Vermiş çünkü diyelim. Yeni Şafak Yeni ben Şafak o kadar yani neyse insanlar izliyor. Kime soracağım Allah aşkına? İnsanlar Yeni Şafak yayın yönetmenine soracaksın bana değil. Hayır burada. Affedersin ben sana şu anda sence Doğan grubunda mi çalışıyorsun? Doğan grubuyla ilgili sana sorular sorayım mı? Aydın Doğan'ın şu suyla bu su. Böyle şey olabilir mi? Şimdi şu su yani sonuç değil, olarak karşında bir yazar var. Sevgili bir yönetici abi, yok. Şu manşet hakkında ne düşündün? Ben söyledim onu. O bak, başka bir şunu şey. Şunu sorsam haklısın.
Yeni Şafak gazetesinin tamamen uydurarak bir cümle kuruyorum şu anda. Lütfen yanlış anlama. Yeni Şafak gazetesinin hükümetle ne kadar yakın ilişkisi olduğu biliniyor. Noktalı virgül. Bu manşet tahammül sınırını zorluyor manşeti. Acaba hükümetin sesi olarak algılanıp da böyle hükümet de bu görüşte mi diye sorarsam haklısın. Zaten ben diyorum ki, soru öyleydi. Nasıl öyleydi? Yani hükümetin en yakın ikinci adamının yazısını zikrettin. Evet ama Yeni Şafak'a sordum ve dönüp bana dedin ki niye hükümet böyle yapıyor? Ay, o zaman yani ben öyle algıladım, kusura bakma. Yani Yeni Şafak'ta başbakanın gerçekten danışmanı yazacak ve ben bundan söz edip buna sormayacağım. Buna söz etmeyeceğim diyeceksin. Tabii soracaksın. Ne sorma bağlamı. Ya çok önemli değil. Çok şey olmuyor. Devam et sen. Devam Peki et. Ben en son şunu sormak istiyorum. Bu çerçevede sadece hani o toplantıya katılmak ve oradan bir izlenim almakla kalmadın. Bir de genel kurmayın açıklaması üzerine bir reaksiyon mu aksiyon mu nasıl tanımlarsın bilmiyorum. Bir suç duyurusunda bulundum bir grup yazarla, gazeteciyle birlikte. Bu arada arkadaşlar belki görüntüyü ekrana getirirler. Fenerbahçeli şampiyon kızlarımız gelmek üzere. Gelmek üzere, herkes bekliyor. Evet, alabiliriz görüntüyü şimdi. Geldikleri anda göreceğiz anlaşıldığı kadarıyla. Şu genel kurmaya yönelik tabii suç duyurusunu bir dinleyeyim senden. Valla Genelkurmay'a yönelik suç duyurusu şöyle. Tabii çok uzun süre sonra Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaptı. Ve yaptığı açıklama kendi konumunu savunmaktan çok yine siyasete bence müdahil olan bir açıklamaydı. Bunun üzerine biz zaten kendi aramızda sık haberleşen, görüşen bir arkadaş grubuyuz. Bazı politik konularda hassasiyeti olan insanlar, işte Baskın gibi, Ahmet İnsel gibi. Baskın'dan buna bir tepki vermek gerekmez mi teklifi gelince, biz de daha önce Ermenilere yönelik özür kampanyasında imzası olan ilk dört arkadaş, artı diğer arkadaşlar, Ümit Kardaş, Aydın Engin, Gencay Gürsoy, bir araya gelerek böyle bir bildiri yayınlamak ve aynı zamanda bir suç duyurusunda bulunmak istedik. Şöyle düşündük, bunu bir vatandaşlık işlemi olarak yapalım. Yani bugüne kadar bu tür konularda suç duyurusu bulundu da bulunulmadı. Çünkü çok karşılığı da yoktu. Çünkü bu tür durumlarda öyle bir reaksiyon çıkıyordu ki sistemde, basında, Ankara'da. Türkiye bir anda geriliyor ve ciddi bir otoriterleşme havası esiyordu. Bu kez basın hakikaten bunu görmedi. Önemsemedi. Arka plana çok koydu. Az, evet, çok az. Manşetlere çok çıkarmadı, eleştirel baktı. Bu durumda bizler de bugüne kadar bununla ilgili mücadele de etmiş insanlar olarak görüyoruz kendimizi. Bir vatandaşlık işlemi daha yapalım ve bir suç duyurusunda bulunalım. Bir de bir site açarak insanları bizim gibi tepkiye davet edelim dedik. Bir kulağımda bir süreyle ilgili uyarı geldi de sevgili Ali, kusura bakma, onun için senin anlattıklarından koptum. Çok kısaca toparlamak gerekiyor. Şimdi diyorsunuz ki siyaset, dil ve edebiyatla uğraşmak genel kurmayın üzerine vazife değildir. Şimdi bu suç duyurusu galiba işleme alındı değil mi? Şimdi suç duyurusu verildi ama henüz kesin cevabını almadık. Zannediyorum yani işlemi... bu Genelkurmay savcılığına gidecektir. Ha, öyle gidecek. Anladım. Ondan sonra bir cevap alacağız ve Ümit Kardaş biraz bu konuya hakim. Onun izlenimleri üzerine bu işin devamını yapacağız. Yani soruşturma açılırsa müdahil olmak istiyoruz. Davaları takip etmek istiyoruz. Eğer açılmazsa da başka bunu nereden izleyebiliyor Genel İnsanlar, kurmaya suç duyurusu .org'da tamam, bir site var. Evet. Şimdi Ruhat Mengi Reji'den arkadaşlarımız uyarıyormuş, cevap hakkı doğdu diye. Süremizin hani sonuna gelmek de değil, 5 dakika kadar açtığım için mümkün olamadı. O nedenle kendisinden kusura bakmasın diyerek yarına söz aldım. Yarın telefonla katılacak programa ve Ali Bayramoğlu'nun kendisine dair suçlama olduğunu düşündüğü ifadeleriyle ilgili görüşlerini paylaşacak.
Yarın Aslı Aydıntaşbaş ayrıca bu stüdyoda olacak bizlerle. Görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.